yılbaşı özel programına hoş geldiniz. Wow, wow, wow. Şahanesiniz. Evet, bugün özel bir gün, yılbaşı günü. Ve bu özel güne biz de size özel bir gösteri hazırladık. 31 Aralık 2010 sevgili misafirler. Hayatımızda başka 31 Aralık 2010 tarihi yok. Yani tek 31 Aralık 2010 tarihimiz bu. Dolayısıyla tadını çıkarın. Bizler öyle yapacağız. Karşınızda Yılmaz Erdoğan. Sağ olun, teşekkür ederim. Özlediniz mi beni? Ya hocam, gerçekten özledim ya. Hocam, vay ben be. De hocam, öyle sen de... Yani çok bir abla makyajı tazeliyordu, bitirdi mi? Yakaladım. Hocam, sizin boşunuzu doldurmak için daha benim 40 fırın ekmek yemem lazımmış. Onu da dedim artık yani. Nasıldı gerçekten? Süreç nasıl gidiyor? 10 bölüm çocuklar oldu. Tamamdır yani ha? 10 bölüm. 10 bölüm siz yaptık hocam. Zaten ben buradayken de bensiz yapıyordunuz. He. Ben sadece ara ara... Ama ön tarafta alkış çok, var çünkü annem ablam falan var hocam. Annerdeler. Annemle ablam burada. Hoş gelmişsiniz. Benimki de buralarda bir yerde olmalı ama yok galiba. Burada mı söyledi teyzeciğim? Yok yok, babam burada. Dayım burada, eltim burada. Kaynım burada. Ailecek yılbaşı kutluyoruz. Vay, yılbaşı özel. Bugün çok yüklü program var. Öngeyi uzatmayalım. Evet, evet. Çok güzel hareketler başlasın mı? Çok güzel hareketler yılbaşı özel. Başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyda, duyda. Başlıyor şimdi mutfakta. Yılbaşı yaklaştıkça milli piyango geyiği yapmayan yoktur. Yani acaba bana çıksan ne olur diye hayal kurmayan yoktur. Var mıdır yani? Bana ne? Ben hiç ilgilenmiyorum diyen var mı milli piyangoyla? Nasıl var? Siz ilgilenmiyor musunuz? Neden? Ha, yani ihtiyacınız yok mu öyle paraya? Ne, yani hiç böyle şansınıza güvenmez misiniz? Bir hani mikrofon da alın. Mikrofon da alın. Onu da istemiyorum ben. Hayır. Ben mikrofon. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Para istemem. Mikrofon istemem. Hiç böyle şans oyunları falan oynamazsınız o zaman. Hiç. Neden? Gerek yok. Kendim kazanayım değil mi? Daha başka abla, bizim mikrofonu geri verdi. Evet ama... mikrofon hala böyle duruyor ama. Evet sevgili misafirler, bu milli piyango olayına bir de biz el atalım dedik. Bakalım nasıl bir skeç çıktı. Yılbaşı piyangosu geliyor. Oğuzhan, Zeynep ve İbrahim birlikte yazdık efendim. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Bola bola bola. Merhaba. Merhabalar. Ya bu ünlülerin katıldığı bir parti var dediler. Ben ona geldim. Ya aynı davetiye bana da geldi ya. Ama kimse yok ki ya. Allah Allah. Vallahi biz de ünlü göreceğiz deyiz. Siz ünlü müsünüz? Biraz ünlüyüm. Nereden abi? Ümraniye'de beni kimi sorsanız tanır. Evet. Abi öyle demiyorum. Normal ünlü yani. Adam akıllı öyle değil. Ya ben de birkaç ünlü görürüm diye gelmiştim. Kimi görmek istiyordunuz? Kadir İnanır. Niye? Sert ünlülere bayılırım. Allah anladım. Allah. Ama burada baksanız Ankara'lı Turgut bile yok. Ben de ona bayılırım. Onun için geldim. Ama abi yok bizi yani. Bizi bildiğin keklediler o zaman yani. Yılbaşı günü aldık davetiyi. 4 tane sazan atladık mı yani buraya? Yani ne yapacağız? Abi, dalga mı geçiyor birimizle? Abi biz yılbaşını burada mı geçireceğiz ya? Ne oluyor lan? Lan! Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Oğlum. Abi. Kedidir o ya. Ne kedisi? Kadir'dir o. Kadir İnanır. Al. Bu abi bir dakika, bir şey oluyor abi. Abi bir şey oluyor. Kaç! Kaç! Oh,
I want to play the game. Abi testleri bu ya. Shut up, idiot. Would you like to drink? When I was born. Put your gun down. Oh, oh, shh. Do not artistic. Alo, shh. Abi ne diyor bu ya? Abi diyor ki hepiniz suçlusunuz diyor. Bu gece diyor görüşeceğiz sizinle diyor. Aa diyor artistik yapmayacaksın adamı diyor. Ben diyor adamı elini kaldırmayacaksın, indireceksin elini. İndir lan elini diyor. Testereye abi diyeceksin lan bundan sonra diyor. Ben öyle diyor kardeşim. Oğlum anlıyorum bari cevap versene İngilizce. Ben anlıyorum ama konuşamıyorum abi. Ya tamam ben biliyorum bir dakika. Hello Testerey. Testerey ne be Testerey ne? Do you like İstanbul? Do you like Turkish rakı and shish kebab? Yani Allah seni. Rakı shish kebab öğrensen ne olacak manyak öldürecek bizi adam. Susun lan. Siz 2010 yılındaki milli piyango ikramiyesini kazanan tipler değil misiniz? Değil misiniz lan siz? Çeyrek bilet evet, bana çıktı. Bana da çıktı. Bana da çıktı. Aha tam olduk buyur. Ya. O paraları kolayca kazandınız. Kimseye de bir faydanız dokunmadı. Şimdi o paraların kolay kazanılmadığını anlayacaksınız. Ya testere kardeş şimdi sen haklısın da bak benim piyangodan biraz para kaldı bak. Sen şunu al cebine bizi sal bizi. Sen kimin? Lan oğlum sen kime rüşvet teklif ediyorsun lan? Tamam abi elektrik diyorsan artık orada yapacak bir şey yok. Bu anteni de çıkar. Ya ne oluyor burada be? Ben tüccar değilim. Testereyim ben. 25 yıldır namusumla adam öldürüyorum. Çocuklarımın boğazından asla haram lokma geçmedi. İt! İt oğlu it! Ya ne yapıyorsun çocuğu öldüreceksin ya? Pardon kusura bakmayın ama sizden çok pis negatif elektrik alıyorum ben. Aynen ben de negatif elektrik. Sarıcıyan! Sus yoksa seni pembeleşinceye kadar kızartırım. Pis pis de çıkarma be. Bunlar ne işe yarıyor abi? O işaretli yerden başarısız olanlar kopacak. Abi herkesinkini anladın da benimkisi çok riskli bir yerde ya. Allah'tan riskin çok büyük değil, küçük. Selamun aleyküm. Eğleniyor musun? Sizin de lan versin. Susundan. Hem psikolojik olarak hem de bedensel olarak bitireceğim sizi. Şimdi ilk oyun Apache dansı. Apache dansı mı? Evet. Hepiniz parayı bulunca kendinizi böyle bir havalı tipler gibi tanıttınız ama içinizdeki o kenar mahalle çocuğunu unuttunuz. İçindeki Apache ölmeyen yaşayacak. Hadi başlayın. Let me begin. Go. Abi bir an yapamam ya. Ya. Vallahi. Abi. Abi bu ne yani ya? Ne yapıyorsun bizi ya? Hadi go. Bak bir de final pozu veriyor bak. Ya ben ayaklarımı öyle dolayamıyorum bile ya. Ne yaptım ya? Susun lan. Bravo Zeynep. Özgürsün. Ama kendinden bir soğuttun yani. Gidebilirsin. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ya nereye gidiyorsun bizi bırakma ya. Bayrampaşa'ya gidiyorum. Yıllarca beni Zeynep diye bildiniz ama hep içimde bir Remzi gizliydi. Şimdi gidip sabaha kadar yardıracağım. Testere ver müziği. Ya seni kahretmişsin. Defol. Ver sen de. Abi bırak gidelim ya. Beyler baş başa kaldık ha. Şimdi ikinci oyun. Parayı kazandınız. Karıyla, kızla, barlarda, oralarda, buralarda yediniz. Pavyonları kapattınız. İnsanlar sizi hep eğlendirdi. Şimdi siz bizi eğlendireceksiniz. Eğer performansınızı beğenmezsem... Nasıl eğlendireceğiz abi? Ne yapacağız ya? Bayrampaşa'dan
biricik aşkım Canan için ve vatanı görevini yapmakta olan Bünyamin için geliyor. Gülüm benim. Abi yapma. Abi benim sesim kısık ya. Abi. Ben söyleyemem ki. Sesim kısık. Abi ben Red Hot Chili Peppers'ı biliyorum. Dilini çıkarma bana. Ne oluyor oğlum? Şuna bak. Kalbimdeki tatlı sızım sensin bu gönlümün yazı. Bakışların öyle derin öldürüyor beni nazı. Karda açan çiçek gibi çölde yan anne halime bak. Sevincimsin mutluluk. Hele! Hoş geldin. Ayırmasın Allah bizi. Testeren tek dileğim. Beğendin mi testerem? Ne diyorsun hayvan? Nasıl oynadım ayı? Söyle hadi. Allah belanı versin. Eğlence dedin, alsana eğlence. Öküz, parçala beni hayvan. Yaklaşma. Nasıl yaklaşma? Yaklaşma, elektrik veririm. Ver elektriği gitsin be testeremle. Ay! Hoşuma gitti. Ay! Vallahi güzelmiş. Ben çıkışa doğru gidiyorum. Trafonla gel. Ayı ne olacak? Bravo. En büyük alkışlar orkestra mı? Canlarım benim. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Yersiz gülüşlerim olabilir. Abi adamı ne hale getirdin ya? Nedir içinden Doktor Bilal çıktı lan? İçinde varmış. Evet. Geldik. Üçüncü ve son oyuna. Final Destiny. Final Destiny. Bak. Benimle doğru düzgün konuşun. Pardon abi. Bir daha olmasın. O kadar paralar kazandınız. Pullar kazandınız. Kimseye bir iyiliğiniz dokunmadı. Şimdi yaptığı en büyük kötülüğü itiraf edeni affedeceğim. Salacağım. Ama beni ikna edemezseniz... Let me begin go. Abi itiraf ne? Benim içim dışım bir, bende kötülük yok abi. Vallahi abi ben bir yine bir itirafta bulunuyorum. İvan niye söylüyorsun itirafını? Ben parayı bulur bulmaz karıyı boşadım abi. Ben annemi babamı huzurevine yatırdım lan. Geçen hafta yatırdım lan. Huzurevi geldi yok mu arttıran? Abi ben arkadaşımın nişanlısını çaldım. Oo arkadaş nişanlısı geldi. Ben sevgilimin köpeği üstüme işledi. Ben de onun üstüne işledim. Boğuldu gitti hayvan abi. Üstüne işledim geldi. Galiba satıyor. Abi bende en fenası var. Ben milli piyangoya ortak aldığım arkadaşa paranın yarısını vermeden kaçtım. Vay adi satıyorum. Sağ. Ben karımı Hollandalı bir kadınla aldattım. Adı Karolin. Dört tane çoluğumu çocuğumu kışın ortasında sokağa attım. Yemin ediyorum. Parasını attım ortalığı. Ben yaptım. Tamam lan ben en kötü benim abi ne olur. Vay harbi psikopat mısın Ali Kaptan? Allah razı olsun abi. Yalnız ne olur artık beni çıkarın şu kaptan. Tamam. Evet. Peki ben işi bıraktıktan sonra benim yerime başlamak ister misin?
Vallahi şartlar uygun olursa düşünürüz. Neden olmasın abi? Biz sizi arayacağız. Ama hep ararız ararız diyorsunuz, aramıyorsunuz. Kaç kere mülakatlara geldim hep ben. Hadi daha fazla beni kızdırmadan git. Saygılar abi. Abi sen nasıl bir psikopat çıktın ya? Çocuğun evi yakmış, değer mi bir kadın için ya? Ay. Testleri bana ne yapacaksın? Ucundan azıcık. Testleri nasıl beni yendi anlamıyorum ya. Ben arkadaşıma paranın yarısını vermedim ya piyangoda. Biliyorum. Gelme testere. Gelme testere. Gel testere, gel testere. Bitsin bu gurbet. Yoldan abacı kardeş, yüzüne hasret. Demek parayı kazandın ve arkadaşına söylemedin ha? Evet abi. Nasıl yaparsın lan sen bunu? Sen. Ben ya. Ne sıkıntılı mikrofon? Niye böyle oldun oğlum sen ya? Sen bana niye böyle yaptın ya? Yarısını vermedin bana paramın. Kanka verecektim, seni aradım. Senin numara mı değişti kanka ya? Numara... Allah belanı versin. Bu kadar ucuz yalanlarla bana gelme oğlum. Sen ya, ben bunlara bu kadar para harcadım. Bu düzenekler kolay mı? Paramı ver lan benim. Tamam abi veriyorum. Vallahi bana kesme ne olur Allah aşkına ya. Tamam veriyorum. Al sen şuna. Şu telefon hesap numaranı yaz. Yarın hesapta. Paran yarın hesapta. Al kardeşim. Vallahi vereceğim ya. Vallahi kardeşim ya. Tut şunu. Oğlum sen ne kadar gerizekalı bir adamsın ya. Lan kumandayı bana verdi ya. Oğlum parayı ben kaptım. Aslı'yı da Efe kaptı. Sen babaya aldın oğlum, aldın babaya aldın. Bunu demeyecektin. Çünkü yedeğim var. Yumurtanın sarısı gitti İbo'nun yarısı. Sarp Apak. Alkışlıyoruz kendisini. Kaç küçük bir. Çok tatlıydınız. Vallahi özlemişiz Sarp seni de ya. Teşekkür ederim. Sen gel, ben gideyim oğlum. Aferin, çok güzel. Sarp'ı orada görmek her zaman çok zevkli bir şey. Buranın en kıdemli çıraklarından biridir. Aslanım benim, Sarp Apak. Çok sağ olun. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa sahneyi terk edin. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Evet sevgili misafirler, yılbaşını dışarıda geçirmek gerçekten çok risklidir. Yani o yüzden şu an programı izleyen seyircilerimiz bence doğru bir şey yapıyorlar. Çünkü güzel de başladık, güzel gidecek inşallah. Dışarıda geçmek risklidir çünkü dışarıda keşmekeş var, trafiği var, bilmem nesi var. Ben bir yılbaşını dedim, önceden de program yaptım, dışarıda geçireyim. Nişantaşı'na gittim, o sokak partileri falan. Bütün arkadaşlarımı kaybettim, saat 12'ye pisuvarda bir adamla girdim. Tam böyle, tam 12'de yanımda adam. Öyle sarıldık ellerimizi yıkamadan, kardeşim kutlu olsun diye. O riske girmemek lazım. Yol sorma geliyor. Oğuzhan, Zeynep, İbrahim'le birlikte yazdık. İyi seyirler, iyi eğlenceler efendim. Çok güzel hareketler bunlar. Bola bola bola. Efendim efendim. Evet sevgili dinleyenler, yeni yıla girmemize dakikalar kaldı. Efendim efendim, ben Tankut'la olan birlikteliğiniz devam ediyor. Şu an muhtemelen herkes bir yerlerde eğleniyordur ama eğer bu saatte hala beni dinleyen Angutlar varsa onların da yeni yılını kutlarım. Şimdi Bertuğ'dan bir şarkıyla devam ediyoruz. Sonrasında ben de içmeye gideceğim. Yemişim radyoyu lan, yılbaşı bugün. Evet Bertuğ sizlerle. Yar sen bana ümit verdin, değmezmişsin seni gidecek. Her sırrımı açık ettin, oldun tam bir Wiki Wikileaks. Wiki Wikileaks.
yapıyorsun Aliye akşamdan beri? Yok bir şey. Allah Allah. Niye bu suratın var? Aşkım, iyi misin? İyiyim hayatım. Allah Allah ya. Ne konuşuyorsun lan cebine cebine? Ne diyorsun, ne istiyorsun, ne demeye gittin? Ne demek ne istiyorsun ya? Bugün yılbaşı ve saat şu anda 11:30. Neredeyiz biz olsan? Annemlere gidiyoruz işte. Anladın mı bu surat neden böyle? Allah Allah, ben çok bayılıyorum annemlerle girmeye yeni yıla. Kadın arada ısrarla çağırdı, gelin dedi. Aysel teyzelerdelermiş. İlla birlikte kutlayacakmışız yeni yılı. Ne yapayım? Aysel teyze mi? Evet. Şu düğünümde bana 5 lira takan Aysel teyze mi? 5 lira takmadı. Kadın cüzdanından onu buldu o an. Gözü görmüyor ondan. Takmadı mı? Evet. Ya cüzdanın, benim düğünümde cüzdanından bana 100 lira çıkardı. Git bir koşta bozdur gel bunu dedi bana ya. Ya düğünümde gelinliklerle bakkala gittim. Boz dedi. Ya tamam biraz pinti olabilir ama aşkım çok hastaymış kadın ya. Annem aradı dedi. Belki dedi daha Aysel teyzenin dedi son yılbaşı dedi. Son yılbaşı mı? Evet. 25 yıldır son yılbaşısı hiç bitmedi. Ya belki ne malum bizim de son yılbaşımız ya. Ya bütün planların içine ettin olsan bugün. Ya plan diyorsun. Ne planı yaptın ya? Ne yapacaktın sen yılbaşında ya? Ne yapmayıp ne mi yapacaktın? Ne yapacaktın? Zeynep'lere gidecektik. Evet. Sonra Nazlı'ya geçecektik. Oradan şirketin partisine gidecektik. Sonra Haluk'lara geçecektik. Eğlenecektik, içecektik, gezecektik. Ciktiki ciktiki ciktiki. Çok güzel. Başka ne yapacaktık? Sonra Gülsünlere gidecektik. Oradan Taksim'e gidecektik. Pandik yiyecektik, değil mi? Taksim'de. Taksim'e gideceğiz, mecbur yiyeceğiz onu. Ne var? Taksim'i sevmiyor musun sen? Ya seviyorum da yani. Tamam. Seviyorsan pandiğine katlanacaksın. Hasta mısın, nesin? Yemin ediyorum ya. Peki hiç düşünüyor musun mesela bu 1000 tane plan yapıyorsun? Ben gelmek istiyor muyum? Hani ben de insanım ya. Belki istemem, ya onu belki sevmem falan. Ya senin ne planın olacak? Dana gibi evde yatacaktın. Ha. Sana hadi kalk diye diyecektim, bir yere gidelim diyecektim, yok diyecektim. Sonra 2 trip yapacaktım, tıpış tıpış gidip hazırlanacaktın. Ha sen 2 trip yapınca ben hemen ipleri suya salan şeyim yani, ibişim ben yani, o mu? Ben bu muyum ben, bu ailede yerim bu mu benim? Tamam lan, tamam bundan sonra bak bir dediğini yapıyor muyum lan senin? Yeter ya, benim de yılbaşım var kardeşim, ben de senin peşinden koşuyorum köpek gibi. Yeter. Ağlama. Ağlama vallahi 120 ile vururum duvara. Aşkım. Burcu tamam. Aşkım. Tamam bak sen tamam ağlama. Sen nereye istiyorsun oraya gideceğiz. Tamam. Kusun işte sen. Hemen böyle yumuşuyorsun. Allah kahretsin lan seni. Bir de dalga geçiyor. Önüne bak, önüne bak. Nerede bu Aysel teyzeler? Bir türlü gelemedi. Ne bileyim. Saat kaç oldu ya? Çınar sokak dediler. Bulamıyorum. Çınar sokak nerede bilmiyorum ben. Ya arıyorum şu işte. Navigasyon cihazını boşuna mı aldın sen ya? Ya navigasyonla bulunur mu Allah aşkına? Ya boşuna aç ya. Bir bulalım. Aşkım al, kullanmayacaksın. Al, rahatla. Tamam açtım. Al. Aç bakayım. Nasıl? Yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. Navigasyon cihazına hoş geldiniz. Lütfen hedef giriniz. Bu konuşuyor. Ne sandın? Çınar Sok. Nokta. Çınar Sokak için 20 metre ileriden sağa dön Oğuzcum. Oğuzcum mu? Ya işte adını yazıyorsun, sahibini tanıyor. Öyle bir yeni bir şey yapmışlar. İlerideki kavşaktan sola hayatım. Hayatım mı? Evet hayatım. Ne diyor bu ya? Ya aşkım işte alet yazıyorsun, tanıyor. Allah Allah yeni uygulama. Navigasyonumu kıskanıyorum ben. Aa. Buradan sola aşkım. Kapat şu karıyı olsam. Oğuzcum uyma canım buna, kavşaktan sağa dön. Sus dur şunu Oğuzhan. Boşa bu karıyı Oğuz, ondan sana hayır yok. Oğuzhan kapat şunu. Lan tamam bir aç bir kapa diyorsun, ne yapayım ben bilemedim ya. Oğuz benim olacak. Sus lan. Oğuz benim olacak. Yerinden. Ozzy Osbourne. Sus. Aman. Kapat. Benim için kavga etmenize gerek yok, yapmayın. Navigasyonla tartışıyor hasta. Kavşaktan sola dönmüşmüş. Kocam elimden çalmaya çalışıyor. Kavşak. Yemin ediyorum hastasın sen ya. Yok bulamıyorum ben Çınar Sokak falan. Al al her yere döndüm. Yok Çınar Sokak. Yok yok. Bir de şöyle dön istersen. Al. Çok şey değişti. Aynı yerdeyiz ya abi. Ya çeksene bir sağa. Birine soralım bir şey yapalım kime ya. Kime soracağım? Saat kimse de yok değil kardeşim. Aha dur şuradan biri geliyor. Vallahi birileri geliyor ha. Elini piyangoz. Büyük ikramiye 35 milyon yarın çekiliyor. Hadi. Merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Tam mı yarım mı çeyrek mi?
Ya biz bilet istemiyoruz, yer soracaktık. 35 trilyona ihtiyacın yok yani. Ya abi bize 35 trilyon falan çıkmaz. Ben 20 yıldır alıyorum, bana daha amorti bile çıkmadı yemin ediyorum. Daha üstümüze bir kere kuş bile pislemedi bizim. Pislemedi ya, bizim problem değil oğlum, pisleriz. Al sana kuş, al. Al sana kuş, al kuş. Oğlum böyle taktik mi olur bilet satmak için lan? Al sana, 20 yıllık sıçtı işte. Al kardeşim, al. Al. Evet, tam mı, yarım mı, çeyrek mi? Metin abi, sat Metin abi. Tamam abi, alıyorum. Tamam, ver. Ver hepsini, ver, ver. Hepsini mi alıyorsun? Alayım abi, ne yapayım abi ya? Harbi mi diyorsun? Vallahi. Vay be, 20 yıllık piyangocuyum, böyle bir şey görmedim. Al bakalım, al. Ver, ver. Ben de 20 yıldır belgesel izliyorum, böyle saçma kuş görmedim. Al al, istediğin zaman sıçıyor bak. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Rahat ol abi, buyurun. Var mı bizde istediğiniz abi, kralsınız. Abim, bir şartla aldım bu bileti. Bana Çınar Sokağı'nın yerini söyler misin ya? Lütfen. Ya niye, gidiyor musunuz? Ne güzel muhabbet ediyorduk. Abi inan çok isterim de şu an oyalanamayız. Saat 12 oldu zaten, hadi. Tamam. Biliyor musun sen? 12 yol Çınar Sokağı, ben bilmiyorum abi. Tamam, ben biliyorum, biliyorum bak. Çınar Sokak değil mi? Evet. Şuradan kardeşim git, dümdüz karşında. Şuradan mı abi? Ha şuradan, şuradan, şuradan. Şuradan mı? Ya şuradan ablacığım, şuradan işte. Abi nereden ben? Abi buradan diyor işte, şuradan, ya. Buradan, şuradan diyor. Şuradan mı abi? Şuradan, şuradan abi. Abi dalga mı geçiyorsun, gözünü seveyim, yapma gözümü ya. Gözümü sevme oğlum, gözüm işime yaramıyor. Şuradan, şuradan, şuradan. Allah Allah abi. Koçanla kavluk yemin ediyorum. Sen de... Ya şur, bak şuradan git, burnunun dikine git. Vallahi karşında direkt. Abi anlamadım ki ben nereden gideyim. Allah Allah, bir türlü anlatamadım. Ya Oğuzhan, ya bizimle dalga geçiyorsun. Ya saat abi, 12 oldu hadi. Vallahi oldu, 12 ya, oldu ya. Bir şey söyleyeceğim. Abiciğim boş ver, boş ver sen şey, Çınar Sokağı, Mınar Sokağı. Bak biz biraz sonra yeni yıla beraber gireceğiz. Ben şurada size bir şarkı söyleyeyim. Yeni yıla beraber girelim. Ne var ya? Ha? Olmaz mı? Vallahi böyle yılbaşı görülmedi. Ya. Olmaz mı kardeşim? Olmaz mı? Olur, olur abi. Bak biz garip adamız. İkimiz de yalnızız. Hem siz de böyle iki kişiyle, yabancı iki kişiyle. Abi hiç hesapta yoktunuz, yemin ediyorum. Bir dakika, cebimde mikrofon da var benim kardeşim. Abi bu ne, bu anı bekliyormuşsun gibi. Doymadım, doyamadım. Sevmene seni ben. Kimseyi koyamadım. Yerine yeni. Çok duygulandı ya. Çok duygulandı. Ağlıyor. Bak ne diyeceğim. Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş ya. Hadi ben size gençler bu yıl hep şarkı söyleyeyim, ha, olmaz mı? Bir şarkı daha. Abi doymadım, doymadım. Sevmene seni Şentür. Sağ olun. Sağ olun. Bunları mı konuşuyorsunuz? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz pırıl pırıl görünüyorsunuz. Bana güvenebilirsiniz. Bu alemin gördüğü en tatlı, en cesur adam Metin Şentürk. Aslanım benim ya. Hepinize, hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, barış, kardeşlik dolu ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Eksik olma, gülüm benim. Çok teşekkür ederim. Alkışlarla Metin'i alkışlıyoruz. O çok büyük ve cesur biri. Çok güzel hareketler bunlar. Duyda, duyda. Başlıyor şimdi mutfakta. Sola, sola, sola. Metin. İşe yarayacağından emin misin eminim ya? Eminim. Çünkü senin çalmana ve sesine güveniyorum. Ben de sana azıcık eşlik edeceğim. Sen nasıl hoş eşlik geldiniz edeceksin bu arada? Ben Metince'den eşlik edeceğim eğer... Metince'den? Ben Metince'den söyleyeceğim, anlaşılmayan bir dilde. Eğer duyguyu yakalayabilirsek eğlenmemize bakacağız. Yeni yıla biraz böyle şarkılı... Biraz daha bayarak, öyle hep eğlenecek değiliz ya. Hocam, başlıyorum o zaman. Evet, başla. Metin. Barika mene samino, obresa vite mene kanite, raniso mena şey, kanite batine, emma kanetini samişe, erablesa vite mana sorine, barika manise, morde ma, morde so, kreva mi se vene samite, e plavike mazinamise,
so, re na si, ma ni so. Alkışlarsanız uzar, onu diyeyim ha. Peki, Metin. Yine işin yoksa gel bütün sene bunu unutmaya çalış, haydi. Kaynadım galiba. Aslında Neşe'nin... Ama sen güzel çalıyorsun. Kendi ben varken niye çalmıyordum? Ben gidince mi çıktı bunun ortaya? Yok ya, kendi beste. Kendi beste. Senin besten mi? Şey, hani, ha, şey. Ben de neyse bizim besteymiş. Başkasının evet, bestesine bunu yapmaması daha iyi. Sen onu mahkemeye vereceksin, ben bakacağım o davaya, onu sonra konuşacağız. O zaman şimdi skeci misin sen? Eser, onlar içeride hazırlanıyor. Bu arada kendimize bir dilek dileyelim. Tamam. Yeni yılda... İnşallah dilek perisi hiçbir zaman umduklarımızla yaşamak istediklerimiz arasında bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasın. Sağlığımızı. Umduklarımızla yaşamak. Umduk. Nece konuşuyor lan bu? Umduklarımızla ne arasında? Yaşamak istediklerimiz arasında bizi asla bu yolculukta yalnız bırakmasın. Amin. İnşallah herkes için, ama nefes alan herkes için, sevdiklerimizle beraber... Metin'le inanç dünyası. Sağlıklı, huzurlu... Huzurlu. Başarılı. Huzur, mutluluk, sağlık, kıl, başarılı. Gün, öyle gidiyorum. Hocam ben bir bunu dilerken hep belli bir sıralaması var bende de. Böyle mesela sağlıklı, evet, huzurlu, başarılı, kazançlı, mutlu ve bol şanslı. Bunları sıraya niye koydun ki? Ya şimdi hani eğer sağlıktan önce kazanç... Dilersek ben niye gittim bu programdan biliyor musunuz? Ya Metin bana acı veriyordu ya. Bayağı eve gidiyorum, huzurum yok ya. Ya siz hemen unutuyorsunuz bu konuşmaları. Ben unutmuyorum, anlamaya çalışıyorum. Benim çırağım adam yani. Ben sizin gibi öyle gidemem ki. Evet Metin. Hocam mesela onun dışında da tabii ben de dedim bir ara elime alayım, çalayım falan ama... Ona da bir gireyim dedim ama... Elini almadan nasıl çalacaksın dedi Metin. Ya peki bütün... bütün bunlara rağmen çok tatlı bir adam olmaydı. Başarması çok şaşırtıcı ya. Eyvallah hocam. Evet Metin, istersen bu yılbaşı gecesi kabusunu bir... Şarkıyla tamamlayabiliriz. Alkışlıyoruz hocam. Metin'i ve Neşe'yi, ikisini de çok tatlı bir şey. Sağ olun. Evet, evet. Şimdi bir Shakespeare uyarlaması geliyor. Üstad Shakespeare yazmış. Üstad... Allah razı olsun. Şimdi... Hayatımızda... Ya geçen gün barda beraberlermiş gibi konuşmayı nasıl başarıyorsunuz? Hocam, Üstad da çok mutlu oldu bizim bu yorumumuzdan dolayı. Evet. Şimdi hocam hayatımızdaki bütün normal ve doğal olan her şey normal tatlar olarak algıladığımız için o tatları biraz daha mayhoş edip bir üst sınıfa geçirdiği zaman bizi daha çok etkileyen tatlara... Çocuklar seyrediyor, kurban olayım bak bunlar işlerini de toparlayamayan olur yani. O güzel tatlara da üst sınıf tatlar dediğimiz için üst tat oluyor kendileri. Bir Yılmaz Erdoğan bizim için her zaman bir üstattır. Çünkü gerçekten yani saygı duyduğumuz beraber... En azından işverenimizdir. Efendim hocam? Ya şöyle gerçekten hayatımızda anne baba nasıl bizim için bir üstatsa bizim... Metin alkol mü aldın yılbaşı gecesi? Yok hocam.
Bağıramıyorsun da. Yok hocam, içmeden bu kafaya gelmeyi öğrendim artık. Ben ona şaşırıyorum. Tabii ki... biz skece geçelim. Bağlarsak. Hazır mıyız? Ha, hazırım. Tabii çoktan seni bekliyorum. Üstad Shakespeare'in uyarlaması geliyor. Kral Lear. Lear. Evet. Çok güzel hareketler bunlar. Babam ve biz çok mutlu bir aileydik. Aile bağlarımız o kadar kuvvetliydi ki hiçbir güç onu yıkamaz sanıyorduk. Ne kadar da yanılmışız. Babam, yani Kral Lear Rıza, yaşlanmış ve emeklilik günleri gelip çatmıştı. İşte ailemizdeki yaprak dökümü de bununla beraber başlamıştı. Bravo lan Hamdi! Tamam kralım. Ana! Kralım ne yapıyorsunuz kralım? Sabahtan akşama kadar çevirip duruyor şunu gözümün önünde be! Özür dilerim. Zaten check-up sonuçlarım gelmemiş, gerginim. Tamam kralım, üzülme. Konuşma! Kont! Kont Adnan! Nerede bu doktor? Kötü bir haber verecek diye korkuyorum sabahtan beri. Kralım hiç merak etmeyin, siz eski topraksınız. Başla. Toprak derken öleceğim, onu mu ima ediyorsun sen bana? Aman be kralım, olur mu öyle şey ya? Siz turp gibisiniz demek istiyorum. Turp derken tatsız tutsuz biriyim, onun gibi bir şey mi diyorsun sen kralım, bana? Kralım siz çok alıngan oldunuz ama bu son günlerde. Alıngan derken alıngan mı diyorsun Allah sen bana yani? Ne demek kralım, siz biraz stresten saçmalamaya başladınız. Birazdan doktor gelecek, size her şeyi anlatacak, hiç merak gelsin etmeyin. Gelsin artık. Geldi hatta doktor da. Ben yanınızdayım. Tamam, hadi. Saygılar kralım. Saygılar, hoş geldin doktor. Efendim, çok pudralısınız bugün. Sormayın. Son anda şey oldu öyle. Check-up sonuçlarınızı aldım efendim. Sonuçlar pek iç açıcı değil. Öyle mi diyorsun? Evet. Neyin var? Efendim, bakın bu kalp röntgeniniz. Kalbinizin 3 damarı tıkanmış, bir damarı yoğun, ikisi de akıcı. Ne yapacağız peki doktor? Kalbinize MOBESE kamerası takacağız efendim ve bütün damarları an be an izleyebileceğiz. Tıkalı mı, yoğun mu, akıcı mı, nereden gidelim, alt köprü, üst köprü, hepsi. Ya hepsi tıkalıysa doktor? O zaman lavabo aç kullanacağız efendim. Başka bir çare yok. Başka neyin var doktor? Ciğerleriniz efendim. Lime lime olmuş. Ciğer nakli yaptırmak zorundasınız artık. Peki kimden yaptıracağız bu ciğer naklini? Bir Arnavut arkadaş var efendim. Arnavut ciğeri takacağız size. Arnavut ciğeri istemem. Ama efendim soğanla çok güzel gider. Hayır lütfen. İstemem dedim doktor. Lütfen. Doktor istemem. Başka bir şeyin varsa söyle. Böbrekleriniz efendim. Ne var böbrekleriniz? Böbreklerinizde taş var. Nasıl taş? Bakın. Allah buna üzüleyim mi, sevineyim mi şimdi tam bilemedim doktor. Evet. Var mı başka bir şey söyleyeceğin? Efendim artık yaşlandınız. Bence emekli olmanızın vakti geldi. Bir yeri yapsak öteki bozuluyor efendim. Olmuyor yani. Doğru söylüyorsun. Bence emekli olmayı düşünmelisiniz. Yani? Yani efendim bireysel emeklilik. Şu görmüş olduğunuz şeyi imzalarsanız 117 yaşında her ay 500 yatacak size. Çok deli kral hayat ya. Sen nereden biliyorsun bütün bunları doktor? Efendim ben ek iş olarak sigortacılık yapıyorum. Biliyorsunuz başımızda bu büyükler varken doktorların hali ortada. Lan başında ben varım. Gerizekalı kime laf sokuyor sen? Kusura bakmayın. Dibimden laf sokuyor. Doğru. Bıkıl karşımdan. Bıkıl karşımdan? Hem yıkıl hem de bıktım senden manasında bu. Orkestra şakama bırıs yap. Tabii kralsın. Kötü şakaya çık kızsın. Konuşma. Allah çık dışarı. Allah. Çok gerginim soytarım. Kont Adnan. Bana güzel haberler verin. Bu gerginlikte yaşayamam ben. Güzel bir şeyler söyleyin bana. Efendim size çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Ordumuz savaşı kazandı. Güzel. Hem de topçularımız kahramanca savaştıkları için kazandı. Topçular. Hep güvenirim zaten. Hatta bir tanesi dışarıda sizinle görüşmek istiyor efendim. Çağırın gelsin huzuruma. Topçu! Topçu! Hoş geldin Sercanyus. Hoş bulduk kralım. Hoş bulduk kralım. Ne havaya girdin lan hemen? Burası benim alanım valla. Kazandınız mı savaşı Sercanyus? Evet kralım kazandık. 1-0 kazandık. 1-0 savaş kazandın. Güzel, 1-0 olsun bizim olsun Sercanyus. Peki kaleye ilk topu kim gönderdi Sercan? Ben attım kralım. Hem de 90'a. Sen bir... Güzel. Sercanyus sen kralın karşısında böyle yapmaya utanmıyor musun Sercanyus? O zaman ben attım kralım. He güzel bu daha iyi Sercanyus. Direkt topçuların adına bir iskele yapılsın. Ne iskelesi? Topçular iskelesi. Güzel. Gidebilirsin Sercanyus. Teşekkür ederiz. Orkestra adımız. Kralım.
kralım, sinirlendiniz mi kralım, sinirlendiniz mi? Sinirlendim, sinirlendim. Hemen 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 sinirinizi gevşeteceğim kralım. Bak 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 bak. Lan çek, dana biçimi yapma be. Başka bir numaran yok mu senin? Deli ettin beni be. Eskiden gülerdiniz ama kralım. Artık gülemiyorum, çok yaşlandım soytarı, çok yaşlandım. Artık vücudumda da derman kalmadı. Vücuduma sağlam bir yer kalmadı. Kafada gider yakında. O zaman ne yapacaksınız kralım? Artık emekli olma vakti geldi. Bütün topraklarımı kızlarımla paylaşacağım. Ama neye göre paylaşacağım bilemiyorum Kont Adnan. Bence boya göre. Kiloya göre kralım. Göz göre göre. Susun be. Kralım ben buldum. En iyisi kızlarınıza sorun kim sizi ne kadar çok seviyorsa ona göre paylaştırırsınız. Hı. Güzel fikir. Aferin soytarı. Böyle şeyler düşün. Ne öyle iki elinde yürüyorsun gerizekalı mısın sen ya? Bu fikirleri düşün işte. Kızlarımı çağırın huzuruma. Fikret! Necla! Necla! Fikret! Necla! Necla! Lan! Ulan herkese tüttürülür kızları görünce la 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 la. Klanet! Lan! Bana karşılık verme. Heh. Efendi ol. Ne oldu babacığım? Hoş geldiniz kızlarım. Şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum kızlarım. Buyur babacığım. Biz de mutfakta size gazlama yapıyorduk. Gazlama mı? Evet babacığım, gazlama. Gazlamadır o. Yok gazlama. Dandik bir yemek yaptık, size gazlayacaktık. Şakacı kızım benim. Canım babacığım. Canım benim. Ay yerim seni ben. Ay Leyla, sen ne yapıyorsun? Babacığım ben Oğuz diye biriyle tanıştım, onunla mesajlaşıyorum. Selam, naber, nasıl gidiyor? Gönder. Kızım sen günde kaç mesaj atıyorsun? Telef oldu bu hayvan ya. Şu hayvanın haline bak, bu daha ne mesaj olduca gönder. Babacığım bu kuş eskidi, bunun bir üst modeli çıkmış, onu alalım. Neymiş o? Aykuş 4. Tamam alırız kızım. Kızlarım, şimdi sizden şunu öğrenmek istiyorum. Bana olan sevginizi bana anlatmanızı istiyorum. Beni ne kadar sevdiğinizi bana anlatmanızı istiyorum. Babacığım, sana olan sevgimi söyleyemedim bugüne kadar. Söyle işte, fırsatı bu ya. Seni bir tuvalet gibi seviyorum babacığım. Tuvalet derken? Evet, ne zaman içim sıkışsa içimi sana rahatlıkla dökebiliyorum. Güzel. Kızım sen de çok fazla içini döküyorsun. İser misin acaba bir? Bir tık böyle bir şey düşündürttün bana. Leyla sen ne diyorsun? Babacığım seni o kadar çok seviyorum ki seni ne kadar sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez. O yüzden sana bir şiir yazdım. Şiir kelimelerle yazılmıyor mu gerizekalı? Babacığım ben sevgiden ne yaptığımı biliyor muyum ki? Oku bakayım şiirini. Daha dün gibi hatırlarım bebekliğimi. Anamdan çok sen emzirirdin beni. Nasıl anlatsam baba sevgimi sana? Anlatamam. Baş harflere baksana. Dana. Leyla ne demek istiyorsun kızım? Seni danalar kadar çok seviyorum babacığım. Sevgim onlar kadar büyük, onlar kadar etli. Güzel. Peki Fikret? Sen anlat bakalım beni ne kadar çok sevdiğini. Babacığım ben size başka bir şey söylemek istiyorum. Nedir? Ben Fransa kralı Tahsin'le karıştırıyorum. Güzel, tamam. Peki bana olan sevgine ilgili bir şey söylemeyecek misin? Babacığım size olan sevgimi söylememe gerek yok herhalde. Ukala! Bana sevgi sözcükleri bulamıyor musun söyleyecek? He? En çok güvendiğim, en çok sevdiğim kızım sendin. Bak ne güzel metiyeler düzdüler. Dana dedi, o tuvalet dedi. Ne güzel şeyler söyledi. Sen bana güzel kelimeler bulamıyor musun? Babacığım öyle demek konuşma! Istedim. Git buradan Fiko! Git Fiko! Git Fikret! Fakov! Üzülme babacığım. Hakiki kızların yanında. Canım. Evet babacığım, öz hakiki kızların yanında. Ama onu da seviyordum şimdi. O yanlış yaptı bana. Kızlarım. Babacığım. Dilersen ayaklarını yıkar, suyunu içeriz. Kızım senin bu tuvalet, ayak falan bu pislik nereden geliyor Allah'ını seversen ya. Babacığım ne olacak şimdi? Topraklarımı ikiniz arasında paylaştıracağım kıza. Her şeyinizi mi? Her şeyi. Ülke yönetimi sizin. Saray... Topraklarımızdaki sağ taraftaki saray senin olacak Leyla. Sol taraftaki saray da senin olacak Necla. Aslan babam benim. Tamam mı? Bana kontla şey yeter. Soytarı. Soytarı neredesin? Soytarı yeter. Bir ay birinizde kalırız. Bir ay diğerinizde. Tamam mı kızım? Tamam babacığım. Çok teşekkürler. Şimdi toprak bölüşümünü yapalım. Soytarı getir bakalım. Bak kızım. Soytarı. Buyurun. Bak kızım. Şöyle açtığımızda Mecidiyeköy, Şişli, Etiler senin kızım. Tamam. Tamam. Sana da Nişantaşı, Teşvikiye,
Bir de bakıyoruz böyle vergi dairesi, vergilileri sana. Tamam mı kızım? Çok tamam babacığım, çok teşekkürler. Canım kızlarım, başlangıç noktasından geçerken 20 bin lira almayı unutmayın. Hadi bakalım. Tamam babacığım, hoşçakalın. Hadi canlarım, defolun gidin. Hadi canlarım. Babam anlamadan, dinlemeden beni saraydan kovdu. Artık bir ay Leyla'nın sarayında, bir ay Necla'nın sarayında kalacak, emekliliğin tadını çıkaracaktı. Ya da o öyle zannediyordu. Ama kralım, amma beklediniz ya, satranç mı oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Gerizekalı satranç değil mi bu? Ha evet, doğru. O zaman vezir öne, severler güzeli gencüse. Tövbe estağfurullah ya. Hop, şahmat kırıldı haşamat. Fincanı taştan oyarlar. Hey! Yeter! Duymak istemiyorum bunları. Yeter! Çok mızıkçısınız. Konuşma! Vallahi seni saraydan bu saatte kovarım. Kont! Gece kontu! Aman kralım! Soyteri kaç yaşındasın sen yavrum? Çelim sen kaç yaşındasın? 31. Yakışıyor mu bu hareketler 31 yaşındaki adama? Ben ortamı yumuşatmak... Ne yumuşatsın? Hep aynı şakalar. Bıktım senin şakalarından ya. Kralım valla ben de bıktım şaka yapmaktan ya. Ben dramada oynamak istiyorum ya. Sanat için soyunurum. Sen soyunsan sanat olur mu peki? He? Yeter saçmalıklarınız be. Bıktım ikinizden de. Yeter! Vır vır. Sabahtan beri bağırıyorsunuz. Kızım ne biçim konuşuyorsun? Karşında babam var. Baba daraldım artık. Her şeyinizle ben uğraşıyorum. Hadi seni geçtim. Bunları bile leğende ben yıkıyorum be. Hem de iç dış. Bunların içi dışı birdir kızım. İçi dışı bir insanlar bunlar. Niye kızıyorsun ki? Bu evin bazı kuralları var baba. Uymak zorundasın. Yeter. Uyumak istemiyorum. Hep bunlar seni gaza getiriyor. Bu ikisi bu evden gidecek. Anladın mı? Sürekli berabersiniz be Spice Girls gibi. Onlar benim hayatımın tuzu biberi be kızım. Onu diyorum işte baba, baharat kızlar. Konuşma. Ben mesarsam onlar Fuat'la Özkan. Ben Ersen'sem onlar da Daşlar. Konuşma. Defol. Oğuz! Yıkıl karşımdan. Defol. Oğuz. Gün gece ne oluyor burada? Görüyor musun babamın yaptığını? Evlat, bari kayınbabana sen sahip çık. Kızın evden kovuyor bizi. Ya babacığım, Leyla haklı. 24 saat buradasın. Hiç yalnız kalamıyoruz ki. Yalnız kalınca ne yapacaksınız terbiyesizler? Ya babacığım, sen de zamanında bu işleri yaptın yani. Anlarsın sen de ya. Ya ne yapacaksınız? Yıkılın karşımdan. Defol! Yeter! Duymak istemiyorum. Eğer duymak istemiyorsan sen de bu ikisiyle birlikte bu evden gidersin baba. Bu ikisini alana, üçüncüsü bedava. İhuhuhu ne? İhuhuhu ne? Gidelim dostlar. İstenmediğimiz yere durmayız biz. Kralım nereye gideceğiz? Diğer kızıma. O daha vefakardır. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Leyla'nın iğrenç davranışlarına dayanamayan babam, diğer kızı Necla'ya doğru yola çıkmıştı. Az gittiler, çok az gittiler, harbiden bayağı az gittiler ve Necla'nın sarayına vardılar. Necla! Kim o? Aç yavrum, aç. Neyi açıyorum be terbiyesiz? Kızım ne biçim konuşuyorsun? Babacığım, özür dilerim. Baban geldi. Ama bir ay dolmadı, erken geldin. Ne bir ay dolmadı? Fatura muamelesi mi yapıyorsun bana bir ay dolmadan geldim diye ya? Babacığım niye geldin? Leyla bizi evden kovdu. Kovdu mu? Evet. Niye kovdu? Ne, biz çok gürültü yapıyormuşuz da, pısırıkmışız da, yok pislikmişiz de, bilmem neymişiz de, bilmem ne, bahaneler işte. Babacığım kusura bakma ama kız haklı. Ya nasıl ne haklı? Zaman eve gelseniz evin içi ahır gibi oluyor. Geçen gün koltuğun kenarında soytarının donunu buldum. Hem de zilli don. Ben de onu arıyordum, nerede o? Kont hediye etmişti bana. Kızım biz bekar adamlarız, olur öyle şeyler ya, yani arada dağınıklık olur. Yani bazen gamsız olmak lazım kızım, al içerimize hadi. Kusura bakma, gamsız almıyoruz. Vay, çok güzel. Babacığım, defol git karşımdan. Yıkıl karşımdan. Baba, yeni sevgilim misafir istemiyor. Kimmiş yeni sevgilin? Yeni sevgilim... Gün gece lan şerefsiz, sen demin Leyla'nın yanında değil miydin ya? Leyla'dan geçme faslındayım. Leyla'yı bulma yollarında. Sen ne biçim konuşuyorsun? Allah cezanızı versin sizin. Allah versin, versin. Yıkılın karşımdan. Defol, yeter. Duymak istemiyorum. Öldürecek misiniz siz beni? Ölürsen öl, sarayda helvanı yeriz.
Ne helvası? Saray helvası. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Kızlarımın bana yaptıklarına bakın. Orkestra bile beni sattı. Artık Oğuz'un esprilerine cıgıdıs bıs yapıyorlar. Lan! Kralım. Siktir! Kralım, hiç üzülmeyin. Sabahtan beri ıgıdı ıbıdı. Hep sizin yanınızdayız, hiç merak etmeyin. Delireceğim ya. Hiç merak etmeyin. Yeter ya, kalbime indirecek aman, bunlar benim ya. Aman kralım. Kalbime indirecekler. Aman salmayın böyle kendinizi kralım. Bak, iniyor. Hayır, çabuk. Kralım. Bana inme iniyor. Hayır kralım. Bana inme iniyor. Ah. İniyor, indi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır. Kralım. Kralım iyi misiniz? Kralım. İyiyim. Böyle oturunca rahatladım biraz. Kralım neden konuşmuyorsunuz? Bize bir şeyler söyleyin. Duymuyor musunuz oğlum beni ya? Kralım. Kralım neden konuşmuyorsunuz? Bir şeyler söyleyin. Konuşuyorum ama beni duymuyorlar. Bu benim iç sesim. Aman yarabbi. Ah, aman tanrım. Eğer felç geldi mi gelmedi anlamak için gıdıklayalım. Çok pis gıdıklayalım. Gıdıklayalım. Yapmayın lan. Yapmayın oğlum Allah'ım. Hiç tepki yok hiç. Hiç tepkimi anlamıyorlar hiç. Olaylara müdahale etmenin vakti geldi. Fransa'ya gidip kızının Fikret'le konuşacağım. Dur, gitme onun yanına. Bak nasıl sevindi kızınla konuşacağım deyince. Ne sevinmesi be, gitmeyeceksin diyorum. Sen var ya sen ne çakarsın sen. Ulan Allah cezanızı versin be. Hadi gidiyorum. Geri götürme, midem bulanıyor Allah'ın belası. Babama maalesef inme inmişti. Ancak babam tekerlekli sandalyeye değil, büro sandalyesine mahkum olmuştu. Kont'un ısrarıyla bana doğru geliyorlardı. Bense her şeyden habersiz sarayımda oturmuş Seda Sayan'ı izliyordum. Fikret! Fiko! Kont atlan! Ne işiniz var burada? Bu kim? Beni hatırladın mı? Yıllar önce seni kapıda... Beni hatırladın... Yıllar önce seni... Lan beni... Lan! Lan istediğim karizmatik dönüşü yaptırmıyorsunuz ya! Baba! Babacığım! Ne oldu babama? Babanıza felç indi. Nereden indi? İnternetten indi. O ne biçim şaka lan? Pardon. Efendim, babanız canım kahrından felç geçirdi. Kızlarınız ona hiç bakmadılar. Her şeylerini elinden aldılar. Babacığım, affet beni. Yavrum, kızım, senin değerini bilemedim. Seni hiçbir zaman kovmamalıydım. Babacığım, hiçbir zaman gitmemeliydim. Seni yalnız bırakmamalıydım. Bütün hata bende. Hayır kızım, senin hatan... Sizin hatanız değildi. Ya bir sözümü kesme yavrum. Hep ben seni... O hep sizi sevdi. Ya dur bir lafımı bitireyim. Asıl hata bende. Asıl hata ya... babanızda. Lan bir sus! Bir şey konuşuyorum, şurada lafımı bölme benim be. Bak ne güzel sevindi canım. Konuk kapı ya. Çok babacığım, keşke konuşabilsen. Ama titriyorsun baba. Seni titreşime almışlar. Kızım keşke sesimi duyabilsen. Baba? Ne? Baba sanki sesini duyar gibi oldu. Duy kız. Ses. Kız. Baba tam çekmiyor. Kızım, baba dur. Baba çeken bir yere gel. Baba çeken bir yere gel. Kızım şimdi duyuyor musun? Duyuyorum baba. Duyuyorum. Babacığım bundan sonra çok mutlu olacağız. Seni hiç bırakmayacağım. Yeni kocam sen ben çok mutlu olacağız. Kızım tanıştır beni yeni kocanla. Sen sevdiysen kesin ben de severim. Tamam. Kocacığım. Gece varmadan toz duman eder bu şehir yalnızlığa. Selamun aleyküm kayınpederim. Oğuz şerefsiz. Bu kızı da almış hat-trick yapmış namussuz. Kalbim sıkışıyor. Kalbim sıkışıyor. Dur elinizi kalbine götüreyim. Bırak benim elime dokunma. Babacığım Oğuz çok değişti. Artık o çok iyi bir insan. Şu kızlar bunda ne buluyor anlamıyorum ki. Öyle deme baba. Şu gözlere, şu endama bak. Bakıyorum ama hiçbir şey göremiyorum yavrum. Babacığım zamanla Oğuz'u seveceksin biliyorum. Ama şimdi bundan daha önemli bir şey var. İntikamını alacağım. Yapma kızım. Yapacağım babacığım. Kardeşlerime bunun hesabını soracağım. Yapma evladım kardeş. Ya evladım. Baba duyamıyor. Kapandı. Baba öldün mü? Baba öldün mü? Yok yavrum bayıldım sadece. Ölmedim. Hadi babacığım kardeşlerime gidiyoruz. Hadi. Fikret! Necla! Leyla! Kim o? Açın kapıyı. Ablanız Fikret. Fikret! Canım benim Fiko. Çekilin. Adam sizin yüzünden ne hale gelmiş? Hani çok seviyordunuz, ha? Her şey parası içindi, değil mi? Canım biz bir şey yapmadık ki. Sana şımarıyordur o.
Ne şımaracak be kazık kadar herif? Yazık değil mi bir adama bakamamışsınız? İyi tamam ver be, evde antika yoktu zaten. Var ya sizin suçunuzu, başınızı. Ne yapıyorsunuz? Gün gece varmadan toz duman eder bu şehir. Aşkım ne oluyor, bu ne gürültü ya? Oğuz senin ne işin var burada? Fikret esas sen ne işin var burada? Oğuz senin bu kadınla ilişkin mi var yoksa? İlişki ne demek, kocam o benim. Nasıl kocam be? O benim eski kocam, şimdiki sevgilim. Tamam benim eski sevgilim, yeni kocam. Asıl benim eski kocam, yeni sevgilim be. Oğuz bunlar ne diyor, bir açıklama yap. Ben en iyisi Facebook'a gireyim, ilişki durumuna karmaşık diye yazayım. Onu sana yar etmeyeceğim. Asıl ben buna yar etmeyeceğim. Ben sana hiç yar etmeyeceğim. Ben de ona hiç yar etmeyeceğim. Bir daha yapacağım. Ay pardon, yanlışlıkla size oldu. Aha, zincirleme bıçak tamlaması. Kızlarım, yavrularım yapmayın kızlarım. Ben de bunu bıçaklayacağım ama yapamıyorum. Kafa atmaya çalışıyorum. Bu kadar mı atabiliyorum kafayı, Allah kahretmesin. Lanet olsun sana vicdansız. Senin yüzünden ailemiz mahvoldu. Kralım, artık senin yerine ben geçtim. Bütün topraklarım benim. Biliyor musun o toprakları ne yapacağım? Sus, çek elini topraklarımdan. Bütün topraklarını bu ülkeyi müteahhite vereceğim. Müteahhitte her yere binalar yapacak. Nereden baksan 15-20 tane daire benim olur ve kiralarıyla geçinirim ben. O ne saçma fikir lan? Küçük düşünüyorsun hayvan. Hadi saraya kadar yarışalım. Nasıl yarışayım ben? Hadi ben sana avans vereyim. Ha? Hadi bakalım. Lan! Bir! Yapma! İki! Oğlum yapma! Üç! Ulaşacaksın ben de nereye gidiyorum? Lan Allah şifanı versin senin be! Babam bize iyilik yapayım derken hem ailemizi hem de ülkemizi paramparça etmişti. Yani bütün bu kaderi kendisi yazdı, kendisi bozdu. Yazdı kendisi bozdu, kirli değil ya pastı ya tozdu. Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm yok artık yok. Kendisi yazdı kendisi bozdu, kirli değil ya pastı ya tozdu. Seni sevdiğim o zamanlardaki gönlüm yok artık yok. Bir bile yarama, tuz olur o yarana. Canın acı yerine hükmedebiliyor. Bir yolu var ama sormadan etmeden o seni nasıl zararına verebiliyor. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Atana kadar aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın ikimizi de yakana kadar. Sevdiğim o zamanlardaki gönlüm yok artık yok. Bir kere bile yarama, tuz olur o yarana. Canın acı yerine hükmedebiliyor. Bir yolu var ama sormadan etmeden o seni nasıl zararına verebiliyor. Aramadığım yer kalmıyor seni sabah kadar.
satana kadar. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın ikimizi de yakana kadar. Atana kadar aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın ikimizi de yakana kadar. Satana kadar aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Bana göre sürer gider sönmez bu yangın ikimizi de yakana kadar. Söner sarı kamanayı. Alkışlıyoruz Söner'i. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Kardeşim. Çok sağ olun. Herkese iyi seneler. Galiba yılın en iyi şarkısı öyle değil mi? Yılın en iyi şarkısı bu. Evet hocam. Ben onu seçiyorum. Size de hocam. Yılın en iyi şarkısı bu değil mi Soner'in şarkısı? Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hareketler Yılbaşı Özel devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Yaşandı bana rüya gibi her hatıra, her yaşandı bana. Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Öbür çiçek kadar garip. Geçti ömürlerimizden. Ne güzeldi hem yazı hem de kışı. Herkes nasiplendi skeçlerimizden. Kah gülü verdik, kah talımı çı. Yılbaşında Beyoğlu'nda gezersin. Boş bulduğun kestaneyi çizersin. Hey abazan kardeşim, bu sözüm sana. Sen nasıl bir kendini bilmezsin. Sevdiceğim yavrucağım, için için beni üzersin. Sevdiceğim yavrucağım, için için beni üzersin. Ah ah, fıkır 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 ama gel bana gel. Bana kon. Nereye baksam görüyorum bir kırmızı don. İnsan özeniyor kardeşim. Öyle ortalık yere asma. Ya da bana da ver giyeyim. Ben de bir tanga. Tüm parayı yatırdım yine bilete. 30 trilyonmuş bu yıl büyük ikramiye. Şans olur da çıkarsa o para bana,
Gider çırılçıplak yüzerim zap suyunda. Zap suyu derin akarlı. Yar sinem mi sinem mi? Can alır yürek yakarlı. Yar sinem mi sinem mi? Ben sevdim eller aldın lo. Yar sinem mi sinem mi? Bana da kimler bakar lo. Yar sinem mi sinem mi? 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 Yar yar sinem mi sinem mi? Yar sinem mi sinem mi? Yar yar sinem mi sinem mi? Noel Baba'dır simgesi her yılbaşının. Bacasız eviniz hemen taşının. Baca yok diye gelmezse eğer Noel Baba, üzülmeyin bizde de var Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca bir gün yolun kenarında kedisini yıkıyormuş. Yoldan geçen arkadaşı hocaya, hocam kedi yıkama ölür demiş. Arkadaşı dönüşte hocayı tekrar yolun kenarında görmüş, kedi ölmüş. Adam, hocam ben size kedi yıkamayın ölür demedim mi demiş. Hoca da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Ben kedi yıkarken ölmedi ki, sıkarken öldü demiş. Haydi! Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve başarı. Herkes yesin inşallah yeni yılda Kars kaşarı. Yaslanın arkanıza, keyfiniz yerine gelsin. En sevdiğim şarkı Yaşar'ın Kuşları. Kapını pencereni sıkı kapat. Gerçi kış dediğin nedir ki? Aralık, Ocak, Kubat. (Gülüyor)
sevdiğim helalle düştüm. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca Gül'e. Acem şalan ince bele. Acem şalan ince bele. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca Gül'e. Acem şalan ince bele. Hava! Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geçti. Evlerde oynanıyor, tombala ve pişti. Mutfağı kurdun bize, güldük, eğlendik bolca. Allah razı olsun senden. Yılmaz Hoca! Çok güzel hareket diyenler. Gerçekten çok duygulanıyorum sizi böyle görünce ya. O birlikte geçirdiğimiz 6 yıl gözlerimin önünden geçiyor. Cidden sizi böyle görmek bayağı profesyonel oldunuz ve bu hayata atıldınız. Önünüze engeller çıkacak. Çok seviyorum sizi, ne diyeyim. Utandırdınız beni yine. Olumlu manada yani. Alkışlıyorum çıraklarımı. Artık yakışıklılara da sunuş yaptırıyorlar. 2010 yılı bitmeden dedim bir sunuş yapayım. Evet evet. Yoksa içimde kalacak. Eser de sağ olsun bana bıraktı bu skeçi sunma işini. Zamanıydı. Yalnız konukları bir daha göreceğimizi hissettiğim için bir şey söylemedim. İki tane şahane konuğumuz vardı. Bence evet, yine bir alkış. Yaşar ve Kuvat için çok tatlılardı. Ya aslında Metin'in sunumu dinlerken bir şey kafama takıldı. Onu paylaşmak istiyorum. Benim de çok bir sürü şeyim. Ya biz hep yeni yıldan bir şeyler istiyoruz, bir şeyler bekliyoruz. Sağlık bekliyoruz, başarı bekliyoruz, sırası fark etmez. Mutluluk bekliyoruz, barış bekliyoruz. Ama sanıyorum bu işte bir yanlışlık var, bir terslik var. Sanıyorum biz yeni yıldan bir şeyler bekleyen biz değiliz, yeni yıl bizden bir şeyler bekliyor. Yani yeni yıla biraz daha başarı, biraz daha mutluluk, biraz daha barış getirirsek belki 2010'dan çok daha güzel bir yıl olur. Hepimiz için çok güzel bir yıl olsun. Eyvah, bravo Emre. İnsan ne istiyor, diliyorsa kendinden istiyor aslında. Evet. Bence en iyisi bu yıl, mesela herhangi bir yılda kendini bir odaya kapatıp belli kararlar almak ve onları uygulamaktır. Evet. Hemen skeci sunayım, kaçayım o zaman benim için ısınma turu olsun. Çok tatlıydı, güzeldi. Ayrıca gayet güzel, dolu dolu, dolu dolu dilekleri de bulundun. Aferin Emre.
Murat'la Bülent'in skeci geliyor şu anda. Murat'la Bülent kim? Murat'la Bülent atölyedaşlarımız. Ha, yeni ikili. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Murat'la Bülent'in skeci geliyor, sürpriz bu akşam için. Herkes yeni yıla aynı şartlarda girmiyor. Herkes yeni yıla farklı farklı şekilde giriyor. Şu anda bizi izleyen herkesin farklı girdiği gibi. Çöp adamlar geliyor. İyi seyirler. Çok güzel hareketler bunlar. Spola bola bola. Gönül efendim, sabaha kadar damar, sabaha kadar depresyon. Kesin bileklerinizi anasını satayım. Ağlarım ben halime. Gönül efendim. Oğlum atma şunları denize ya. Bırakacağım zaten bu meredi. Bırakacağım diyorsun, sürekli peşine kıçına yapıştırıyorsun. Alışkanlık, ne yapalım oğlum. Artık ama inceden gıcık yapmaya başladı, hissediyorum yani. Bak Sevik, sene 94-95 kışı. Çok temiz iskavrit yaptıydı. Ama hava nasıl boyraz, fena patlak. Bir Allah'ın kulu çıkmıyor, 8 cengaver açıldık mı biz? O dönem çakı gibiyim, böyle çalışıyorum falan ya. İyi. İyi ki çalışıyorsun he, maşallah. O çalışıp biriktirdiklerinle krallar gibi yaşıyorsun şimdi. Sana da bir şey anlatmaya gelmiyor, eşşol eşi. Aynı hikayeyi anlatıyorsun sürekli ya. Allah Allah, yok denize açıldık, tekne battı. Ondan sonra sen kurtardın iki kişiyi falan. Aldım iki kişiyi, tekledim. Beş bordalar sektim dalyan gibi delikanlıları. İterim. Bırak tamam. Yangama bakacağım ben. O bileti neyle aldın lan? Yolda buldum oğlum. Evet, Milli Piyango Büyük İkramiyesi bu yıl İstanbul'a gidiyor sevgili dinleyenler. Kazanan numaralar sırasıyla 2, 26... 11. 9 sayıyla kaçırdım anasını satayım, yazık. Ulan varını yoğunu kumara yatırdım be. Yok lan, ben çok az kumar oynuyorum. Vallahi çok az oynuyorum. 1 lira, 1 küçük oynuyorum ben. Cebinde kaç para var? Cebimde 1. Yani? He doğru, bütün servetimi kumara yatırıyorum, evet doğru. Ama ne yapayım, iş olsa Müfik 1 lira, yoksa küçük para, iş olsa 1 lira büyük para. Para yok, para yok Şefik. Evet para yok. Senin o belediyedeki temizlik işi ne oldu? Sorma, yürümedi o iş ya, boş ver. Niye? Oğlum sorma, anlatamam işte ya. Yine içkine gittin, sarhoş gittin değil mi işte? Yok vallahi bu sefer ayık kafa gidiyordum, sonra içiyordum da yürümedi o iş. Niye yürümedi oğlum, anlasana lan. Müfik anlat, Allah Allah. Anlatırım ama uzatmak yok mevzu. Tamam uzatmayacağım. Söz mü? Söz. Yemin et. Lan neyimin üstüne yemin edeyim, neyim var? Ah. Arabanın üstüne yemin, haydi. Arabanın üstüne yemin. Evet. Bunlar bir gün beni Kadıköy tarafına yazdılar. İyi dedim, hoş, eve de yakın. Giderim gelirim sakin sakin. Gittim, dediler ki Müfit abi sen boğayı sil yeter. O bari altı yolda gibi ama. Evet. Aldım cilalı bezi, hayvanı bir temiz parlatmaya başladım. Ama tabii bilmiyorum ki bu hayvanın sırtını temizliyorsun ya, altı da var. Elimi atmam da Şefik için bir fena oldu. Ne gülüyorsun lan? Heykel lan neticede, ne bileyim bütün detaylarının olduğu diye. Sanat oğlum, o sanat ya. Ulan sanata o kadar düşkün olsam pantolonu indirir kendime bakar. Tamam kes. Oğlum gülüp durma lan. Alo. Tamam kızım tamam. Müfik. Şimdi o boğa senin eline mi? Kafanda kırarım şimdi.
İlla kavga mı ederim Şefik? Tamam, kavga yok. Ben kavga sevmem. Bıraktım ben kavgayı valla. Ama eskiden çok kavgacıydım haa. Adayım kavga ediyordum valla. Yok, sen de ol. Niye? Yok, bak, sen de ol. Ne oldu Müfik? Ne oldu? Ben kavga edemez miyim? Ne oldu Müfik? Ne oldu? Kavga edemez miyim ben? Ne oldu? Ne var yani? Kavga edemez miyim ben? Allah Allah ya. Edersin herhalde, ne bileyim. Ben de psikopatın kralıydım zamanında. Tabii mahallede çetemiz vardı oğlum, tribünde yerimiz vardı öyle yani. Bir gün bizim mahallede bir Erdal var. Meslek lisesinde okuyor, bunu dövmüşler. Bu kaptırdı geldi abi, bize beni dövdüler dedi. Bizim çete toplandı 40-50 kişi. Böyle satırlar sopalarla yardırıyoruz. En önde ben gidiyorum. Meslek lisesi. Meslek lisesine. Kapısı var böyle demir kocaman. Yardırdık içeri, bir aldık meslek lisesine. Ne yaptılar? Ağzımıza sıçtılar Müfik. Koca lise nereye dönüyorsun? Meslek lisesi hemşire torna tesviyeden mezun olacak. Nasırlı eller bir koydular, benim üç kep kamurga kırıldı. Üç ay hastanede yattım valla. Oğlum öyle bir girdin ki hikayeye Malazgirt Savaşı başlıyor gibi lan. Başarı nerede? Başarı yok. Niye başarı yok Allah Allah? Ondan sonra kavga etmemeye karar verdim. Hayatıma çeki düzen verdim Müfik. Valla çok iyi etmişsin de arada sal kendini. Bu kadar disiplinle eğitiyor. Salacağım, salacağım da iş olsa iş yok Müfik. Nasıl salayım? Valla düzenli iş aslında benim şey var, pire tayfun var biliyor musun dayıoğlu? Ne yapıyor? Bu şerefsiz her gün Türk İşi Mesdudullu hattında 5 defa minibüse biniyor, git gel. Sebep? Kontör. Ne kontör? Kontör alanları kolluyor, arkalarına yanaşıyor. Bunlar kartı kazır kazımaz tak kendinden gönderiyor. Bu tarafa yüklüyor, kart geçersiz, kaçır. Anladın mı? O nasıl iş ya? 5 defa git gel, 10 seferde 4 kişiyi vursa kontör cepte, nakit cepte, sonra transferle satıyor. Ne oluyor lan? Lan delirmeyin ona ya! Psikopat var ulan! Adamım var ya! Tamam Şefik, kavga etmiyorum. Adamım var orada! Nasıl Allah'ın? Kediymiş. Adam anlayacağın kendine sektör yaratmış Şefik. Ama hırsız pezevenk. Yani ne yapalım, minibüslere mi binelim Müfik? Yok oğlum, bize ters o işler. Doğru, ters. Daha düzgün bir iş bulmak lazım. Daha düzgün, daha güzel fikirli, orijinal bir şey. Orijinal lazım. Bir... Bak, benim bir arkadaş ne yapıyor biliyor musun? Bu esnaf lokantaları yok mu? Evet. Onlarda sulu yemekler var böyle, taslarda. Bir de onu alıyor varili, gece bunlara gidiyor. O yemeğin üzerindeki yağ donuyor ya, artık yağ. Ya donuyor. Onları alıyor, götürüyor, sabun yapıyor. Sattı vallahi bütün hepsini. Beykoz'da villa altında çip. Ulan herifteki kafaya bak be. Yağdan sabun. Valla? Bundan sonra yemekten sonra elimizi yıkamayalım, zaten aynı bok. Hatta sabun yiyelim, daha ucuz. Yok yemeyelim, ben yedim. Hiçbir moka benzemiyor valla. Ağzında köpük yapıyor. Sen menenjit misin ya? Anam beni tarlada doğurmuş, çama çatmışım ben. Ya bir ses ver. Ama bak bir şey söyleyeyim sana. Arap sabunu çok fena, bala benziyor. Sür eline ye. Ulan bak kedicik. Kedicik, kedicik, kedicik. Ya, ya, lan yazık ya. Aralara derelere düşeceksin, ıslanacaksın. Yazık ya. Hadi git, hadi git. Yürü birazcık orada. Haydi. Kara o taraftı birader. Suya mı düştü? Evet. Pisicik. Pisicik, ateş düştü. Pisicik. Pisicik. Atma abla, atma. Oyun diyeceğim bu. Allah Allah. Ne yardımsever milletiz. Bir şarap parası istiyoruz, vermiyorsunuz. Oyunun buradan sonrası şöyle devam ediyor, sıçtınız içine. Ben ona soracaktım, kedi yüzebiliyor mu diye, bizim kedi uçuyor. Müfik! Ha, müfik, kedi, müfik kedi... değil, müfit, müfit. Ha, tamam işte, müfik, müfik, evet. Ha. Bu kedi yüzebiliyor mu? Vallahi belli ki uçuyor ayolda, aynı mesele. Şimdi kedi köpekten kaçar. Ha. Köpek yüzebilen bir hayvan. Yani kedi kaçıyorsa yüzebiliyor olması lazım herhalde. He. Çok zekisin Müfik. Aristo. Arada okumak lazım. Peki gelir mi bu hayvan? Gelir gelir. Bak dur, kedi dedin aklıma geldi. Bizim mahallede bir deli Hakkı diye bir herif vardı.
Bu herif cevizi böyle ortadan jilet gibi ikiye yarar. İçini tertemiz edene kadar yerdi şerefsiz. Hani deliydi? Dur oğlum, hikaye bitmedi lan. Ha tamam. Bu kabukları ceplerine dolduruyordu. Gece bütün sokak kedilerini topluyordu. Patilerini zamplıyordu. Saat 4 gibi 100 tane kediyi bir salıyordu mahalleye. Taka tak 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 taka tak. Sanki atlı sürüsü geliyor gibi sonra kedilere takun ya diye bağırıyordu manyak. Öyle bir hastası. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kardeşim. İyi seneler Şefik. İyi seneler kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun sağ inşallah. Sağ ol, sağ ol. İyi seneler. İyi seneler. Anam. Şefik. He. Havai fişek oyunu oynayalım mı lan? O ne lan? Selma abla oynardık. Bir dilek tutuyorsun, sıradaki benim için patlasın diyorsun. Böyle şiddetli patlarsa dileğin oluyor. Mifik çok güzel oyun, hemen oynayalım. Oynayalım. Ben hemen tutuyorum, altını ganyanı tuttururum ben bu sene. Aaaan! Mifik! Mifik süper. Oğlum patladı lan. Patladı lan. Patladı. Hadi sen de tut. Senin de olsun hadi. Hadi tut sen de Mifik, hadi. Hadi tutayım. Selma'yı çağırsam bana geri döner mi be? Müfik, hiçbir şey patlamadı. Doğru. Çünkü götümde patladı. Ulan Selma karısının neyinden hayır gördük ki oyunundan hayır görelim? Hoş geldin Rıfkı. Özel bir şey konuşuyoruz, çok gizli. Daha sonra, haydi. Üzülme be Müfik. Müfik değil ulan, Müfit, Müfit! Ulan ne fark eder anasını satayım? Ha Şefik, ha Müfik, ne fark eder yani? Ben niye taviz veriyorum, madem ikiniz o zaman Müfit ile Şefit olsun. Olmaz, anam koydu o ismi bana. Ben anamın biricik çocuğuydum. Ulan sen ananın çocuğusun da biz orospu çocuğu muyuz lan? Estağfurullah Müfik. Bir zahmet. Ulan Şefik. Ha? Ben bu olayı çözdüm oğlum. Hangi olay lan? Bu yeni yıla nasıl gidersen öyle devam edermiş olayı var ya, çözdüm. İyi. Biz her yeni yıla sefil giriyoruz ya, o yüzden sefil gidiyor. Ha. Doğru. Doğru tabii. O yüzden biz hiç yeni yıla giremiyoruz, yeni yıl hep bize giriyor. Alkışlar Murat Eken ve Bülent Parlak için. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum Oscar'lık oynadınız lan. Vay be, çok iyiydiniz. Tekrar alkış. Bir de ikinizin adresiyle ilgili bir karışıklık vardı. Adresiniz de belli şu anda, öyle değil mi? Nerede olduğunuz belli. O açıdan da, ama hani yokluğunuz belli oluyor meselesinin de altını çizmek isterim çünkü çok önemli adamlarsınız siz. Nefis bir makyaj. Makyaj, yorum, her şey skecin anlamı, skecin söylemek istediği, hele böyle bir gecede kimleri daha çok düşünmemiz gerektiğinin altını çizen bir skeçti. Çok anlamlıydı. Çok güzel hareketti. Çok güzel hareketti. Çok güzel hareketler devam ediyor.